tanıyacağız biraz. Den Haag. Den Haag is de derde stad van Nederland. In de stad wonen ongeveer 500.000 mensen. Hollanda'nın üçüncü büyük şehirlerinden bir tanesidir. Yaklaşık 500 bin kişi yaşamaktadır. De stad is al oud. Aslında çok büyük uzun bir geçmiş olan eski bir şehirdir. In 1200 was er een klein dorpje. Daarbij werd een kasteel gebouwd door de graven die toen het land bestuurden. Het kasteel is op het binnenhof. Daha 1200'lü yıllarda küçük bir köydü. Ve bir köyün içerisinde bununla birlikte yapılmış olan bir kale vardı. Ve bu kale oradaki toprak ağaların tarafından yönetiliyordu. Ve bu kale dediğimiz yer Binnenhof. Çok meşhur olan Den Haag'ın yönetim merkezinin, Hollanda yönetim merkezinin bulunduğu Den Haag'ın kalbinin attığı yer olarak geçmektedir. Binnenhof, birazdan yine ayrıntılarına gireceğiz. Birinci meclis, ikinci meclis ve Hollanda Başbakanı'nın çalışma ofisinin bulunduğu yerdir. Tot 1581 was Nederland een deel van Spanje. De koning van Spanje was niet goed voor de Nederlanders. Zij mochten bijvoorbeeld niet protestant zijn qua geloof. De koning wilde dat iedereen katholiek was. 1581 yılına kadar Hollanda aslında İspanya'ya bağlı bir eyaletti diyebiliriz. Zamanın İspanya kralı o zaman Hollandalılara o kadar çok yakın ve sıcak gözle bakmıyordu. Hatta protestan inancına sahip oldukları için de pek böyle dışlıyordu, yaklaşmıyordu. De Koning, yani kralın aslında istemiş olduğu şey herkesin Hristiyanlıkta bulunan Katolik inancına bağlı olmasını, inanmasını istiyordu. Geschiedenis, tarih. Onder leiding van Prins van Oranje, hij was stadhouder, kwam er een opstand en verklaarde Nederland zich zelfstandig. Prins van Oranje, Oranje prinsen. Yönetiminde, ki o zaman Oranje prensi, o zamanki şehrin idarecisiydi. Hollanda kendisi bağımsızlığını ilan etmiştir. The Stadthouder worked for the Koning, yani eyalete bağlı olarak eyalet valisi olduğu için tabii ki krala bağlı olarak çalışıyordu. Later worked in the Stadthouder for the Staten General, daha sonrasında ise yine valiler Staten General adını vermiş olduğumuz devlete bağlı olarak çalışmaya devam etmişlerdir. De leiding van het land kwam bij de regering, de Staten-Generaal. Bu durumda ülkenin yönetimi devlete geçmiş oldu. Die bestond uit vertegenwoordigers uit alle delen van Nederland ve ülke yönetimini Hollanda'nın hemen hemen her yerinden gelen milletvekilleri tarafından temsil edilerek de yönetilmektedir, idare edilmekteydi. Ze vergaderden in Den Haag. Dat gebeurt nu nog. O zamandan beri ki bugün de böyle, milletvekillerinin toplantı yaptıkları, bir araya geldikleri yer, birinci ve ikinci meclisin yeri Binnenhof'ta yani Den Haag'tadır. Nu hebben we koning Willem-Alexander en hij stamt ook af van Willem van Oranje. Şu anda Hollanda'nın kralı olarak görev yapan Willem-Alexander, Willem Oranje ailesinden, aile kökeninden gelmektedir. Aynı soyu devam ettirmektedir. Geschiedenis, tarih kısmına biraz daha gireceğiz. 1250, 1250-1581, de tijd van graaf van Holland tot koning van Spanje. Katolisme was stadsgodsdienst. 1250 ve 1581 yıllarında Hollanda valisi ki bu İspanya kralına bağlı olaraktan görev yapmaktaydı. Devletin dini Katolik inancıydı. 1581 tot 1800 tijd van de stadshouders van Oranje. Zij waren de legeraanvoerders. Protestantisme was stadsgodsdienst. 1581 ve 1800 yılları arasında
eyaleti idare eden kişiler olarak tam Oranje soyundan gelen kabile veya kişiler görevdeydi. Ve onlar aynı zamanda ordunun da, orduda oldukça söz sahibiydiler. Leger aanvoerders. Ve protestan inancını o zaman devletin dini olarak kabul etmişlerdi. 1815 nu koningin van het Huis van Oranje, maar een koning zonder macht. 1815 yılından beri Hollanda monarşiyle yönetilmektedir. Hala Oranje kökünden, soyundan gelen aile, kral veya kraliçe devlet yönetiminin en üstündedir. Fakat kralın yetkileri artık yoktur. Eskisi gibi yoktur. Palais, tabii kral olursa, kraliyet ailesi olursa, kraliyet ailesinin bir de saray oluyor. Noord-Einde, Hollanda'da kraliyet ailesinin sahip olmuş olduğu sarayın kuzey bölümü bu şekildedir. Palais Noord-Einde. Palais Noord-Einde is een koninklijk paleis in de Nederlandse stad Den Haag, gelegen aan het Noord-Einde. Den Haag'ın kuzey kısmında aslında yer bulmaktadır ve kraliyet ailesine ait olan bir saraydır. Den Haag şehrinde yer almaktadır. Het is het werkpaleis van koning Willem-Alexander. Bununla birlikte Kral Willem-Alexander'ın çalışma sarayıdır. Het complex is eigendom van de staat der Nederlanden. Buradaki bina, bu yapı Hollanda devletine aittir. Het Rijk is verantwoordelijk voor de bouwkundige staat en inrichting. Bununla birlikte devlet sarayın bütün düzenlemeleri, ihtiyaçları vesaire gibi konulardan sorumludur. Als de koninklijke vlag te zien is de koning in Nederland. Yine sarayda asılı bulunan bayrağa bakaraktan kralın Hollanda'da olup olmadığını görebilirsiniz. Bayrak inmişse kral Hollanda sınırlar içerisinde değil, yurt dışındadır. Bayrak asılı ise, Hollanda bayrağı görünüyorsa kral Hollanda'dadır anlamına gelir. Palais Noord-Einde, tabii bu meşhur balkon fotoğraflarından bir tanesidir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz yerde Koning Willem-Alexander, şu anda Kral Willem-Alexander, Maxima Hollanda kraliçesidir. Aslen Arjantin kökenlidir. Hemen yanındaki hanımefendi anneler oluyor vesaire. Sarayın içerisine girdiğinizde Balzaal adını verdiğimiz salon. Balo salonu veya dans salonu olarak görülür. Balkonzaal, what so to see, bu şekilde. Resmi görüşmelerin yapıldığı yerlerden bir tanesidir bu arada. Galerijzaal, uzun yemek masası çok meşhurdur bu. Ve Rönesans döneminden itibaren en önemli portrelerin yer almış olduğu bir salondur. Ruiterstandbeeld Willem van Oranje. Hollanda'nın kurucularından olan Willem van Oranje'nin atlı büstü burada görülmektedir. Ruiterstandbeeld Willem van Oranje. Willem van Oranje leidde de opstand tegen Spanje, wordt de vader van ons land genoemd. İspanya'ya karşı ayaklanmayı başlattığı için, orduyu yönettiği için ve bağımsızlığı, Hollanda'nın bağımsızlığını elde etmesine çok büyük katkı sağladığı için The Father van ons land, Hollanda'nın babası lakabıyla da anılmaktadır. Willem van Oranje. Lange voorhout met lindebomen en een schelpenpad. Keizer Karel V heeft in 1536 opdracht gegeven het voorhout aan te leggen. Kral 5. Karel 1536 yılında sarayın etrafına, saraya çok yakın bir mükemmel bir bahçe düzenlemesi yapmıştır. Op het middenpad mochten geen koetsen, nu auto's rijden. Alleen op Prinsjesdag rijdt hier koets met de koning.
Ve bu tam ortadan geçen yolda kesinlikle o zaman 1530'lu yıllardan itibaren atlı araçların geçişine, faytonların geçişine izin verilmiyordu. Şu anda tamamıyla araç geçişine kapalıdır. Sadece Eylül ayının 3. haftasında Salı günü yapılan Prinsjesdag, yani Prenses günü, daha doğrusu Hollanda'nın yıllık bütçesinin belirlendiği ve halka arz edildiği o gün, kraliçenin efendim fayton üzerinde atlı arabayla faytonla geçişine bir defaya mahsus izin verilmektedir. Regelmatig vindener op het Middenpad festivals, evenementen, tentoonstellingen plaats. Düzenli olaraktan tam Lange Voorhout Caddesi'nde festivaller, çeşitli sergiler yer almaktadır. De statige panden huizen diverse culturele instellingen waardoor theater, Ligeti, Volkskunde en het Escher Museum çok önemli tiyatro, Diligentia tiyatrosu, Escher Müzesi gibi önemli binalar bulunmaktadır. Op het Lange Voorhout zijn veel grote, dure huizen gebouwd. Alleen als je rijk was, kon je er wonen. Nu vooral kantoren en ambassades. Ve Lange Voorhout Caddesi'nin üzerine çok büyük ve çok pahalı, çok kaliteli lüks evler inşa edilmesine müsaade edilmişti. Çok zengin olmanız durumunda burada yaşayabiliyordunuz. Ama şu anda daha çok çalışma ofisleri ve büyükelçilikler bulunmaktadır. Türkiye Büyükelçiliğimiz de bu cadde üzerindedir. Lange Voorhout'tan bir görüntü. Kış mevsimi manzarası diyoruz. Mutlaka gezilmesi gereken yerlerden bir tanesidir. Ve konsoloslukların görüntüsü. Bununla birlikte otelin yanında konsolosluklar ve bu cadde boyunca bütün konsolosluklar hemen hemen bulunmaktadır. Festival örneği arkadaşlar. Het Binnenhof en Hofvijver. Az önce söylemiştik. Binnenhof. Buranın Hollanda'da hükümetin kalbinin attığı yer diyoruz biz buraya. Binnenhof, alle gebouwen voor de regering van Nederland gaat gerenoveerd worden. Hollanda devletine ait olan bütün resmi makamların bulunduğu yerdir, yönetimin bulunduğu yerdir. Yakın bir zaman içerisinde tekrar bir renovasyon yapılacağı, yenileme yapılacağı söyleniyor. Ridderzaal wordt gebruikt voor grote vergaderingen, bijvoorbeeld Prinsjesdag. Hemen birinci ve ikinci meclisin önünde, yani sol tarafında doğudan baktığımızda bulunan Ridderzaal adını verdiğimiz bir bina var. Bu binada özellikle çok büyük toplantılar yapıldığında, devlet karşılama törenleri yapıldığında veya Prinsjesdag, yani ülke bütçesinin belirlendiği, kamuoyuna belirtildiği her yıl Eylül ayının 3. Salı günü yapılan toplantı. Dan leest de koning de troontrede voorwaarin de plannen voor de regering voor het komende jaar staan. İşte o zaman ki yapılan bu aktivitede Hollanda kralı veya kraliçesi, her kimse artık, tahtta kim oturuyorsa o yılki devletin yapacağı harcamaları, planlamaları genel anlamda kabataslak belirtmektedir. Kürhuis werd goud en zilver gekeurd of het goud was. Tabi burada bununla birlikte bir de Kürhaus adını verdiğimiz altının veya gümüşün iyi olup olmadığını, kaliteli olup olmadığını kalite merkezi diyebiliriz yeni modern ismiyle bulunmaktadır. Het torentje rechts van het Maurits Huis, şu görmüş olduğunuz kule mi diyelim? Sonrakinde devam edelim zaten. Het torentje rechts van Maurits. Het torentje dat hoofdzakelijk dateert uit de 15e eeuw, sinds 1982 de werkkamer van minister-president. 15. yüzyıldan beri aslında yapılmıştır binanın yapım tarihine baktığımızda. 1982 yılından beri Hollanda Başbakanı'nın çalışma ofisi olarak
kullanılmaktadır. Bu son zamanlarda yapılan basın toplantılarının çoğu Başbakanın çalışma ofisinden yapılmaktadır, yayın yapılmaktadır. Ernaast ligt het museum het Mauritshuis dat in 1640 werd gebouwd als woning voor graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen. Hemen Başbakanın çalışma ofisinin yanında Mauritshuis adı verilen 1640 yılında yapımı tamamlanmış olan ve o zamanki Johan Maurits'e ait olan ve Nassau-Siegen ailesi kökenli olan kişiye aitti ev, yaşam alanı diyebilirsiniz. Peki, şu anda müze olarak kullanılmaktadır. Sebebi de şu arkadaşlar. Het Mauritshuis, beroemd museum, hangen schilderijen van belangrijke Nederlandse schilders, gebouwd in 1640 voor de gouverneur van Nederland in Brazil. Hollanda'nın Brezilya'da bulunan valisi için 1640 yılında inşa edilmiştir bu. Ve Mauritshuis çok meşhur bir binadır. Özellikle Hollanda'nın çok önemli portrelerinin, tablolarının asıl olmuş olduğu yer olması hasabıyla önemi geçerek